Çamlık Futbol Kulübü antrenmanında herkes, Denizli herkes için Spor Federasyonu il temsilcisi Barış Balcı ile birlikteyiz. Barış Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çamlık Futbol Kulübü'nde antrenmanı izliyorsunuz. Evet, çok keyifli bir antrenman, hareketli bir maç oluyor, keyifli oluyor. Pazar günü burada olmak çok güzel, keyifli. Bir öğrencim var zaten, onu da izlemeye geldim, davet ettiler. Evet. Peki siz sporun içinden gelen birisiniz. Çocukların spor yapmalarıyla ilgili olarak küçük yaşta özellikle spor yapmalarıyla neler söylemek istersiniz? Her şeyden önce insan doğumuyla beraber hareket etmeye başlıyor. Hareket insanın yaşamında var olan bir süreç. Tabii teknoloji ilerledikçe yaşamdaki o koşturmaca insanları evlere, odalara, kapalı yerlere hapsediyor. Hani insanları bir araya getiren, insanları hareket edip böyle vücudunu daha dinç, canlı hale getiren bir süreç spor. Başlı başına çok güzel de bir aktivite. Çok tavsiye ediyorum ben öğrencilerime, danışanlarıma, çalıştığım kişilere. Sporu sevmek, sporla yaşamak, spor bir yaşam tarzı. Yani sporsuz olmuyor kesinlikle. Evet. Peki buradaki ortam nasıl buldun? Çamlık Futbol Kulübü'nün ortamını, çalışma şartlarını? Ortam gayet güzel. Hocalarımız çok keyifli, ilgililer. Gelen zaten çocuklar da çok istekli, gayretli geliyorlar. Hatta gördüğünüz gibi velilerimiz bile onlar da heyecanla izliyorlar, maça dahil oluyorlar. Buradaki sıcak atmosfer herkesi etkiliyor. Güzel bir atmosfer oluşturmuşlar. Yani teşekkür ediyorum. Şenol hocam da zaten çok ilgili, sağ olsun. Yani gördüğünüz gibi terliyor. Hiç kıpırdamadan durmuyor, hareket ediyor sürekli. Evet. Peki velilere bir çağrınız olacak mı? Çocuklarına spor yaptırmaya ilgili olarak. Şimdi ben 18 yıldır bu öğrencilerle çalışıyorum. Özellikle sınavlara giren öğrenciler, işte bu sınavlarda daha başarılı olmak isteyen öğrencilerle çalışıyorum. Onlara hızlı okuma dersleri veriyorum. Şimdi birçok derece yapmış, başarılı olmuş öğrenciyle çalışırken onların çok böyle aşırı stresli, kaygılı, gerginliği olduğu dönemler oluyor. İşte spor yapıyor olmak, yürümek, hareket etmek bedene çok iyi geliyor, ruha çok iyi geliyor. Yani hani burada sporun ismi illa yani hani bu futbol olmak zorunda değil. Basket olur, voleybol olur, masa tenisi olur, yürümek olur, bisiklete binmek olur. Hani bir doğaya çıkıp yürümek bile insanın bedenine çok iyi geliyor. O stres ve gerginliği çok azaltıyor. Tabii yaşamda düzenli olmak şartıyla haftada 3 gün böyle yarım saatten az olmamak şartıyla düzenli yapılan spor da insanın dikkat ve odaklanmasına çok katkı sağlıyor. Yani uzun süre belli bir arana yoğunlaşması gereken bir sınav adayının bu tarz arada bir spor yaparak böyle mola vermiş olması bir sonraki süreçte daha iyi, daha dikkatli, daha etkili olmasını sağlıyor. O yüzden velilerimize, anne babalara çocuklarını sporla beraber yaşatmalarını, hatta yaşamlarında sportif bir etkinlik, bir branş, yine de sanatla ilgili müzik olur, resim olur, bir enstrüman çalmak olur. Buna benzer bir etkinlik dahil etmelerini çok öneriyorum fazlasıyla. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim.